süper ya. Bak bak bak, hemen üstünde bir şeyler. Bak şurada, bir de şurada güzel bir grup var. Ukrayna'dan koyun aldım ben, kendi imkanlarımla. Ukrayna'dan 100 tane koyun getirdim buraya. Buraya bir Romanov koyun üretim çiftliği kurdum. Ukrayna'dan aldığımız koyunlar, 100 tane koyunları zaten gebe aldık. Bunların hepsi birinci gebe doğumları. Şimdi birinci doğumlarını aldık. İkinci doğumlarına gebeler. İkinci doğumlarında inşallah bu aylarda da doğumlarını alacağız. Allah nasip ederse de. Bir 200-250 tane de doğum bekliyoruz nasip olursa. 6 ayda bir yavrular Romanov koyunu. 1 ay doğum süresi sürer. 1 ay içerisinde tekrar 20 gün sonra doğurduktan 20-25 gün sonra tekrar gebe kalır. Yavrularını emzirir 1-2 ay. Biz dışarıdan takviye de yaparız kendimiz. Bakıcılarımız var, onlar takviye yaparlar. Yani yılda 2 sefer doğum yaparlar. Bu koyunu ticari amaçlı düşündüğünüzde en karlı bir ticari sistemi. Yani biz burada üretim yapıyoruz ve toptan satıyoruz. Perakende satıcımız yoktur. Daha doğrusu bu Kocaeli'de yapmamızdaki amaç, Kocaeli'ye bu koyunu aşılayalım, hayvancılığı aşılayalım, yaygınlaştıralım. Kocaeli'mizdeki çiftçilerimiz 3'er tane, 5'er tane, 10'ar tane alsınlar. 10 tane aldığında bir yıla geri dönüşüne baktığın zaman elinde bir 30 tane koyun alır. Yani 2 yılda, 1 yılda 2 sefer doğum aldığına göre 3'er tane, ortalama 3'er sefer doğursa 10 tane koyun alsa 30 tane yapar. 4 tane alsa 40 tane yapar. Yani ana sermayen kenarda dururken kuzularını aldığın zaman kuzuların ana sermayenin 2 katı. Yani bu demektir ki bu koyun verimli bir hayvan. 1'e 5 veren, 1'e 6 veren, bir karlılık sağlayan bir koyun üretim sistemidir. Biz de bunu seviyoruz. Tabii önce bu işi seveceksin. Sevmezsen olmaz. Yani seveceksin. Zaten bizim de içimizde bu sevgi vardı, hayvancılık sevgisi. Sakarya bölgesinde yok. Yani Sakarya, Düzce, Akçakoca, Hendek, bu bölgede yok. Sakarya, Marmara bölgesinde benden başka yapan yok. Deyince akla kuzu makinesi. Bunun adı, lakabı kuzu makinesi. Çünkü neden? Çok doğurduğu için. Yani bunu iyi bakarsan, iyi bir yetiştirirsen, hayvanına iyi bakarsan, profesyonelce bakarsan daha doğrusu, bu 8 taneye kadar verir. Yani çok karlı bir iş. Veteriner eşliğinde, bakanlığın kontrolünde çok meşakkatli bir iş aslında. Yani buraya gelişi. Hem de güzel bir şey. Devletimiz bu noktada çok güzel bir kontrol yaparak hareket ediyor. Hasta mı değil mi? Bu koyunlarda hastalık da olabilir. Yani Türkiye yurt dışından gelen hayvanda hastalık da olabilir. İşte bunu kontrolünü devletimiz bizzat yapıyor. Bu hayvanda hastalık yok deyip Türkiye'ye getiriyoruz. Bütün bakımları, bütün aşıları yapılmış vaziyette bize geliyor. Biz de burada aynı aşılarını, şu gördüğün hayvanların tamamının bir yıllık aşıları yapılmıştır her şey. Yani böyle bir aşı sistemi bu civarda hiçbir koyunda yoktur yani. Gidin veterinere, ilçe tarıma. İlçe tarımda bütün kayıtlıdır bunların tamamı. Hep bütün aşılar yapılmıştır yani bunların. Romanov koyununun eti de hiç kokmaz. Yani diğer koyunların eti kokar. Mesela koyunun bulunduğu yerde duramazsınız kokudan. Gidin ahıra, kokudan duramazsınız. Şimdi gelin burada. İşte 300'e yakın hayvanımız var. 250-270 tane hayvanımız var. Allah'a şükür. Bir tane koku bulamazsınız. Burada gezin akşama kadar koyunlar içinde. Aynı kıyafetten gidin herhangi bir başka bir topluma girin. Hiç üstünüz koyun kokmaz. Eti hiç kokmaz. Tosun eti gibi eti vardır bu Romanov koyununun.